Merhaba, Güliz ben. Merhaba, ben de Efe. İç mimarım. Yeme içme sektörüne tasarımlar yapıyoruz. Artı son 2-3 senedir de Terramadde diye bir yeni bebeğimiz var ve bronz dökmeye başladı. Ben de televizyon sektöründe çalışıyordum son 20 senedir. 10 senesi kas direktörlüğüyle, 10 senesi oyuncu menajerliğiyle geçti. Arkasından bir kariyer değişikliği yaptım. Şimdi çok taze bir çiftçiyim. Tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştiriyoruz. Aromaterapi eğitimleri alıyorum. İşte bir yandan seramik yapıyorum. İşte değişik ürünler nasıl ekleriz? Bronzla toprağı, çamuru, işte doğadan gelen tıbbi aromatik bitkileri nasıl buluştururuz? Onlara bakıyoruz. Şu anda da Kuzguncuk'tayız. Biz buraya ne zaman taşındık? Bu 6. senemiz olacak. Evet. Nasıl karar verdik? Elif doğduğunda, daha doğrusu doğmadan önce, o zaman Levent'te oturuyorduk. Dedi ki bir apartman bebesi olmasın, bu mahalle kültürünü yaşayacağı, her tarafında hissedeceği neresi olur derken Refika vasıtasıyla biz buraya çok böyle gidip geliyorduk beraber ortak projeler yaparken ve hadi dedik Kuzguncuk olsun. Birkaç defa böyle geldik dolaştık sokaklarda, hani ne yaparız ne ederiz, ama bu evi bulmamız tabii çok şey, sürpriz oldu. Bir yandan da aslında ev yokken eşyalar var gibiydi. Çünkü biz böyle gittiğimiz her yerden bir şeyler topluyorduk. Her yerde ya bunu mutfağa koyarız, bunu yemek odasına koyarız, bunu işte sofrada kullanırız, aksesuar yaparız ve topluyoruz. Bizim eski evimiz de çok küçük bir evdi. Orada böyle yığınlarca eşya birikti buraya gelmek üzere ve sonra ev hani hazır hale geldiğinde içine gelecek bütün eşyalar da neredeyse hazır gibiydi. Bize soruyorlar hatta hani siz ne tarz? Valla biz bir hikayemiz var. Hani bizim kendi hikayemiz de var. Biz ilkokul arkadaşıyız bu arada Güliz'le. Ama tabii arada yıllar var. 26 yıl bir boşluk var. Üzerine karşılaşıp bu aileyi kurduk. Daha sonra oyun arkadaşlığı yapmaya başladık. Burası da bizim oyun bahçemiz gibi oldu. Dolayısıyla böyle bir tarza veya üsluba saplanıp kalmaktansa yani hoşumuza giden, bizimle hikayesini paylaşmış veya paylaşabilecek veya bizim hikayemizin bir parçası olmuş bir sürü objeyle ve stilde evi dizayn ettik. Ve Efe bazen bir yere böyle uzun bakıyor. O baktığı zaman ben anlıyorum ki orada bir şey değişecek. Yani orayla ilgili bir hayali var kafasında. Mesela aradan böyle 3 ay geçiyor. Bir bakıyorsun orayla ilgili bambaşka bir şey çizmiş, yapmış, yaptırmış. Bir anda bir şey geliyor eve. Şimdi salonumuzdayız. Salon, hani dedim ya, burası bizim oyun bahçemiz. En çok vakit geçirdiğimiz yerlerden bir tanesi. Ruhum ve kafam çok kalabalıktır. Dolayısıyla o kalabalıklığı bir şekilde yaşadığımız mekana da yansıtmış oluyoruz. İşte hikayesi olan bir sürü objeler topluyoruz. İlle hani bir yerden gidip bir şeyleri almak değil de mesela orta sehpamız bu sağ taraftaki ahşap olan bu güzel o mid century parça Güliz'in anneannesinden bize kaldı. Hatta anneanne vefat etmeden önce şey demişti, benim bütün eski eşyalarım Efe'nindir, o kıymetini bilir diye. Gerçekten de şimdi hem atölyede olsun hem evde olsun böyle baktığımız her yerde onu bir şekilde yaşatıyoruz. Öbüründe Cihangir'de bir eskiciden aldığım bir sandıkla yan yana getirip hem bu modüler, çünkü Elif yeri geliyor burada oyunda oynuyor, derste çalışıyor. O zaman bunları çok rahatlıkla sağa sola hareket ettirebiliyoruz. Artı bu sandığın içini depolama olarak kullanabiliyoruz. Genel olarak televizyon hayatımızda neredeyse hani yok denecek kadar az, hatta hiç kalmadı. İşte bir tek Elif ara sıra çizgi film seyrediyor. Dolayısıyla bu eve taşınırken herkes böyle yeni büyük ekran televizyonlar alır. Bizim tam tersi, bu kütüphaneleri aldık Muda'dan. Ama aradaki ölçü belliydi ve oraya mevcut televizyonumuz sığmıyordu. O yüzden bu dolabı yaptırıp içine küçük bir 30 inç televizyon sakladık. Aldığım bir şeyi aldığım haliyle ne yazık ki kullanamıyorum. Mutlaka bir şeyler ekleyelim. Hem kütüphanemiz burası, hem işte oyuncak dolabı gibi kullanıyoruz. Dolayısıyla her zaman çok düzenli olamıyor. Misafirleri de burada ağırladığımız için
Sonra bu çıkma kapı camlarından, böyle amber rengi kapı camlarından bütün camları değiştirdik. Dolayısıyla hem böyle bir keyifli bir renk kattı. Ve yeşilin karşısında bu amberin kontrastı beni çok mutlu ediyor ve keyif veriyor. Böyle bir kütüphane oldu. Ortada bu çok ilginç bir parça. Bu Güliz'in ilkokul 2. sınıfta benim hatıra defterime yazdığı yazı. Duvarda bir eski bir Alman ders kitabından, üniversite kitabından taş baskı biyoloji kitabı, hayvan figürleri. Onları işte Feriköy'de ben her pazar sabahı saat 8-8.30'da Feriköy Antika Pazarı'na giderim. Orada bir sürü bir şeyler topluyorum. Burayı bir kuzguncuk bakkalı yaptık. Eski usul bir bakkal gibi ben hep hayal ettim. İşte güzel bir tabela yaptım. Orada 18 Selçuk var. Şey, Çukurcuma'da. O çok güzel böyle el boyaması şeyler yapıyor. O sağ olsun bize böyle ev hediyesi olarak yaptı. Burası bizim yemek odamız. Aslında yemek odası birazcık böyle anlam olarak az kalıyor. Çünkü biz burada çok uzun saatler geçiriyoruz. Burası biz binaya ilk aldığımızda buraya kadardı. Bu kirişe kadardı. Ve arkasından böyle ufak bir pergola gibi bir şey vardı bahçeye açılan. Fakat yemek odası için bu alan bize çok küçük gelecekti. Çünkü bizim hep hayalimizde uzun kocaman bir masa, işte arkadaşlarla hoş yemek sofraları vardı. Dolayısıyla biz o hayalimizdekini gerçeğe dönüştürmek için bir kış bahçesine dönüştürdük burayı. Önce böyle bir demir döküm bir kış bahçesi yaptık. Arkasından izolasyonla ilgili hem de estetik görüntüsünde biraz yumuşatmak adına ahşap çerçeveler ekledik. O hem içeride sıcaklığın korunmasını sağladı hem de aslında görüntü olarak çok sıcak bir görüntü oldu. Masamız bayağı uzun. Dolayısıyla bunu tek parça bir şekilde eve sokmak veya çıkarmak mümkün olmadığı için masa burada monte edildi ve yapıldı tamamen. Sandalyelerimizi yine hep dışarıdan ikinci el topladık. Taş aynaları çok seviyoruz. Taş ayna evin birkaç noktasında daha var. Burada da iki tane kullanıyoruz. Bir tanesini de şöyle bir keyifli bir yorum yaptık. İşte arkadaşlarımızın ve sevdiklerimizin doğum günlerini
ay ay bölerek yazdık. Böylece kimsenin hani doğum gününü atlamayalım. Hem de orada hepsinin özel günlerini paylaşmış olalım diye. Bu büfemiz aslında Mudo konsept. Fakat Efe diyor ya hani mesleki deformasyon, illaki içinde bir şeylerle oynuyoruz. Buraya seramik kapladık. Altına bir mermer yaptık ve o mermeri böyle döndürerek altına bir ayak monte ettik. O ayakla beraber burası böyle bir keyif alanına dönüştü. Hem içkilerimiz, viskilerimiz, orada şaraplarımız, orada çok güzel bir elektra kahve makinemiz var. Ev tipi bir makine ama tabii böyle bir kişiye, iki kişiye kahve yapmak için çalıştıramıyoruz. Çünkü çok ısınması uzun sürüyor vesaire. Dolayısıyla öğütücüsüyle vesairesiyle böyle kalabalık sofralarda kahve ikramlarını onunla yapıyoruz. Bir gemiden çıkmış gemi lavabomuz var. Onun içine de çiçekle, mumlarla vesaire onu da dekoratif hale getirdik. Bu da eski bir şey, şarap şişesi açacağı. Şu şekilde direkt monte edilerek masaya açıyorsunuz. Çok pratik, aynı zamanda eski ve keyifli de bir obje. Çiçekleri çok seviyoruz. Zaten belli oluyordur diye düşünüyorum. Yeşil olması buranın bizi çok mutlu ediyor. Şimdi burası, bu kış bahçesini tasarlarken tabii ki güneş aldığı saatleri de düşündük. Dolayısıyla buraya kağıt bir stor yaptırdık. O kağıt stor burada ışığın dağılımını ayarladı ve aslında çiçekler bu ışığı aşırı seviyorlar. Dolayısıyla böyle coştu hepsi. Çok keyifli yeşil bir görüntü böyle koridorun o tarafından gelirken baktığınızda hem ışık hüzmesi hem de yeşillikler çok keyifli görünüyor. Bu çiçekleri koyduğumuz rafları IKEA'dan aldık. Aslında hani bir sürü şey konabilir, obje konabilir, bir koleksiyon varsa parçaları konabilir. Biz saksı koyduk, yeşillik koyduk, çok güzel oldu. Severek kullanıyoruz. Burası da Elif'in odası. Onun böyle minik burada bir tuvaleti dahi var. Onu da böyle eski bir masal kulübesi gibi. O zaman tabii daha işte 2 yaşındaydı. İşte tavanda sanki tavan kırılmış da yukarıdan bakan iki tane böyle hayvan figürü onu sabahları karşılıyor. O ara parmaklıklı yatağı vardı buraya ilk taşındığımız zaman. Sonra tabii büyüdü ve oraya sığmamaya başlayınca bir gün dedim ki hani yatak değişecek. Nasıl bir yatak istersin? Sarı fosfos istiyorum dedi. Ben de onun üzerine bayağı yedek parçacılardan gidip işte çamurluklar, jant kapakları, ön tamponu, işte o şu cam mesela orijinal gerçekten bir Vosvos'tan çıkma. Böyle bir yatak yaptık. Böyle birazcık da esprili olsun diye onun sinyalleri de yanar, işte farları gece lambası gibi yanıyor. Böyle bir düzenek kurduk. Minik bir kütüphanesi var. Hani ev esasında hani 3,5 kat ama Kuzguncuk'taki bütün evler gibi daha dar olduğu için olabilen her boşluğu depolama olarak kullanmaya çalıştık. Burayı da böyle bir ufak sandık gibi kullanıyoruz. Burası bizim yatak odamız. Yatak odamız çatı katında. Dolayısıyla tavan yüksekliği odanın her yerinde farklı. Bu tabii neyi zorlaştırıyor? Hani dolapların konumlandırılmasını zorlaştırıyor. Ama Efe orada gerçekten çok milimetrik bir çalışmayla dolapları çok güzel böyle her yer dolap olacak şekilde yerleştirdi. En sevdiğimiz köşelerden biri burası. Burası çünkü böyle aşağı doğru bütün Kuzguncuğu, Boğazı görüyor. Çok güzel bir manzarası var. Özellikle kışın, karda vesaire çok keyifli. Hani kitap okuma keyif köşemiz, aynı zamanda atlarını da tabii ki boş bırakmadı, hemen çekmeceler yerleştirip orada işte kullanışlı hale getirmeye çalıştık.
Burada iki tane valizimiz var. Valizler böyle hem dekoratif amaçlı ama aslında misafir geldiğinde bizim hemen pıt diye oradan nevresim takımlarını temiz bir şekilde çıkarmamızı sağlıyor. Orada biz onları yastığı, nevresim takımı, çarşaf her şeyle iki set bulundurabiliyoruz. Böylece misafir yatıya geldiğinde bizim her şeyimiz burada hazır olmuş oluyor. Başucumuza böyle küçük ecza şişelerinden böyle minik gece aydınlatmaları yaptık. Arkamızdaki o başucundaki grafiti Ömer yaptı. Ömer bir grafiti sanatçısı arkadaşımız. Aynı zamanda evin dışında da bir çalışması var. Bizim işte yatak odamıza da böyle bir çalışma yaptı. Aynı zamanda onları perdeyle vesaire uyumladık. Burası evin giriş katı. Bahçeden girdikten sonra böyle bir 2-3 basamakla buraya çıkıyorsunuz. Sonra bir 4-5 basamakla bu kata ulaşıyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir evin girişte bile bir seremonisi var bence. Buradan itibaren burada işte Elif'in oyun odası, artık çalışma odası olduğu, ilkokul 2 olduğu için. Burası biz anne odası diyoruz. Çünkü o dönem Güliz'in annesi bizle beraber yaşıyordu. Adı anne odası kaldı. Bir misafir odamız var. Burası çamaşır odamız. Bir de güzel bir kapı yaptık burada. Böyle bir ambar kapısı gibi. Ondan sonra burayı tamamen bir çamaşır odası olarak kullanılabilir hale geldik. Evin ana banyosu. Burada da esasında yapısal böyle ilginç çalışmalar yaptık. 3 tane ana niş oluşturduk. Bu nişlerden bir tanesinde Vitra'dan Nostalji serisi klozetimiz var. Diğer nişte Güliz'e bir önceki evde makyaj yapabilecek kadar bile bir alanımız yoktu. Küçücük bir evdi. Ona söz verdiğim makyaj aynası var. Lavabomuz var. Lavabonun da şöyle bir özelliği var. Bu mermer elde oyulmuş bir lavabo ve biz bunu bu merdivenin altındaki şeylerin arasında bulduk. Atılmış molozların arasında bulup temizleyip bakımını yapıp tekrar buraya koyduk. Burada da Oral-B Genius X diş fırçası var. Akıllı bir diş fırçası. Severek kullanıyoruz. Bir de bu kadar tadilata girişmişken kendimize böyle bir bonus alan yarattık. Burada baktık burası toprak altı. Birazcık daha böyle genişletip oyup burada kendimize böyle minik bir hamamcık yarattık. İşte kurnasıyla, göbek taşıyla vesaireyle bir kişinin kullanabileceği minicik bir hamamcık haline geldi. Dediğim gibi her şey böyle nişler içerisinde ve olabildiğince fonksiyonel tasarlamaya çalıştık. Yani bütün bu dolaplar, köşe dönüşleriyle bu kapaklar vesaire hepsi mekanın o akışını engellemeyecek şekilde aynı izi tavana da taşıyarak bu nişlere gönderme yapacak. Burası esasında hani misafir odası gibi diyoruz ama bizde her şeyin çok fonksiyonu var. Dolayısıyla burada hani sadece bir misafir odası gibi değil. Aynı zamanda Elif'in ufak böyle işte balesini çalıştığı bir bale barı var. Çok sevdiğimiz arkadaşımız Gaye, o da Devlet Opera Balesi de balerin o kendi pointlerini bize hediye etti. Burada benim bir şey ateri var. Esasında bu evin orijinal mutfağı burası. Burada bir ocak ve bacası varmış. Bacayı da oyun odasının kapısının üstünde hala yeri bile duruyor. O eve saygı köşesi olarak onu tuttuk. Ama biz sonradan tabii fonksiyonu değiştirip işte alçıpan bir duvarla böldük. Hatta koridora da bir şekilde bir aydınlık versin diye. Çünkü evin en karanlık bölgesi burası.
böyle bir buzlu cam ve onun önünde de metal bir separasyon yaptık. O hem böyle gece lambası gibi bütün koridoru aydınlatır bizde. O sürekli yanar. Hem de böyle bir farklı bir derinlik katıyor. Hem de bu odayı bize kazandırmış oluyor. Burası oyun odası diye bizim kodladığımız bir oda. Pandemiyle beraber buraya bir çalışma masası ekledik. Daha önceden bu burada yoktu. Daha rahattı ortam. Bir sonradan işte böyle bir ufak değişiklik oldu. Burayla ilgili şöyle başlayayım. Şimdi mesela buradan bir aşağı iniş var. Aşağıda bir tane daha odamız var. Bu yataklarımızı çok seviyoruz. Bunlar çok kolaylık. Bu şekliyle bir koltuk. Oturuyoruz, Elif'le burada oyun oynuyoruz, vakit geçiriyoruz, uzanıyoruz. İşte beraber burada uzanıp kitap okuyoruz. Ama bir misafir geldiğinde bunların 3 tane yatağı yan yana açtığımızda burası 2 kişilik bir yatak oluyor boylu boyunca. Aydınlatmamız çok güzel anısı olan bir aydınlatma. Bunu yine bir Paris seyahatinde almıştık bir bit pazarından. Oradan böyle elimizde falan taşıyarak getirdik. Sonra Efe onu bir aydınlatma haline dönüştürdü. Başka Elif'in çok severek kullandığı sandalyesi, bir arkadaşımızın tasarımı Duygu, Bunt Design. Bu dolap da yine Elif'in oyuncaklarını alan bir dolap. Bizim için hani bayağı bir kurtarıcı rolünde. Ve bizim tam kapıdan girdiğimiz yerde küçük bir spor odamız var. Aslında açık bir bahçeydi orası ve üstü sadece kapalıydı. Böyle bir pergola gibi bir şey vardı. Biz Efe orayı tamamen etrafını kapatıp camlarla üstünü de sağlamlaştırıp orayı bir spor odası haline getirdi. Spor yaparken barfix çekerken kafası tavana değiyor diye de buraya küçük bir şeffaf kubbe yaptırdı. Buradan da çok rahat gözüküyor. İçeriden de bakarız. Oradan barfix çektiğinde küçük bir selam verebiliyor bize buradan. Burası da mutfağımız. Yani metrekare olarak küçük ama her noktasını, her detayını, her köşesini santim santim tasarlamaya çalıştık. Hani dışarıdan bir bakkal dükkanını benden esinlenerek böyle bir cephe şeyi yaptık. Burada böyle bir yırtık var, bir giyotinimiz var. Bunun amacı salonla ve işte misafirlerimizle, arkadaşlarımızla iletişim ve diyaloğu hiçbir zaman koparmamak. Biz mutfakta vakit geçirmeyi çok seviyoruz. Hani acayip hani ben tekrar kariyer planlıyorsam herhalde şef olabilirdim. Dolayısıyla böyle bütün seyahatlerden soslar, baharatlar toplayıp bir süre sonra onlar böyle yetmez oldu. Olabildiğince böyle her yeri ve her detayı çözmeye ve değerlendirmeye çalıştık. Mesela burada bunu açtığımız zaman arkada bizim işte hem yemek kütüphanemiz hem ufak böyle bir depo alanına dönüşüyor. Burada tel dolaptan, o geleneksel Anadolu'daki evlerdeki o tel dolaptan esinlenerek bu kapakları telle kapladık. İşte ufak burada bir kahve köşemiz var. Buzdolabımız çok ilginç. Buzdolabı benim bir arkadaşım endüstriyel dolaplar üretiyor. Sağ olsun bizim ev için bizi kırmadı. Hem önü hem arkası cam olan bir dolap yaptı. Bu dolabın içinde sebilimiz var. Bu filtreli bir sebil. Direkt şehir şebekesine bağlı. Dolayısıyla o da küçük ve yer kaplamıyor. Artı hani sürekli o damacanalarla uğraşmak zorunda kalmıyoruz. Üstteki en ufak böyle bir 20 santimlik boşluğu bile biz yine işte yukarı doğru açılan kapaklarla depolama birimleri olarak kullanmaya çalıştık. We'll be right back.
tavan Texas'ta bir firma geleneksel yöntemlerle tenekeden tavanlar üretiyor ve oradan getirttik. Bakırdan. Ocağımız Arçelik'in kuzine modeli. Burada böyle bir açık raf sistemi var. Hem bizim işte kuru yemişlerimiz, soslarımız, baharatlarımız hepsi burada duruyor elimizin altında. İşte yemek yaparken burası tam böyle bir yoğun saatteki restoran mutfağı gibi Güliz'le beraber yoğun tempoda çalışabiliyoruz. O da çok bize tabii pratiklik kazandırıyor. Zeminler mozaik. Bunların hatta bir kısmını da böyle tek tek elde yaptırdık. O girişte de işte Güliz Kitchen diye böyle bir şey gönderme yaptık. Burası da evin hem işte alttan gelen merdiven, üst kata çıkan merdiven ve koridorumuz. Buranın zeminleri Samsun'da bir hamamdan çıkma terakotalarla kaplı. Böyle bir sürgü kapımız var. Buzdolabımızın arkası koridordan da gözüküyor ve buraya da böyle bir aydınlatma gibi oluyor. Buradan direkt zaten yemek odasına bağlantımız var. Burada evin bu kattaki küçük tuvaleti ve banyosu var. Bu banyoda da eski ahşapları devam ettirdik ama burada balık sırtı olarak döşedik daha farklı olarak. Eski bir şarap fıçısını ikiye keserek bir minik küvet yaptık. Vitra'nın vintage serisi klozetimizi ve lavabomuzu kullandık. Hani küçük ama yoğun, işte o benim kafamın ve ruhumun kalabalıklığını gösteren bir tuvalet ve banyo oldu. Yani şu kadarcık yerde bile böyle 4-5 farklı zeminde malzememiz var. Bu evi bizle beraber dolaşan herkes hep şeyi soruyor, bu evi nasıl temizliyorsunuz diye soruyor. Orada da bu Dyson V11 bizim için gerçekten bir kurtarıcı oldu. Çünkü hem bütün evin bu 3,5 katın böyle tam ortasına koyuyoruz. Farklı bir süre yüzeyde kullanabiliyoruz. Çünkü salonda halımız da var, ahşabımız da var. Burada terakotamız da var ve bunların hiçbir tanesi düz ve böyle parlak, kolay temizlenebilir zeminler değil. O anlamda bizim için gayet efektif kullandığımız bir ailemizin, çekirdek ailemizin 5. ferdi gibi bir şey oldu. Farklı tasarımları ve sıradan olmayan her şeye karşı inanılmaz bir ilgi duyuyorum. Biraz da tasarımı ekstra bizi cezbetti. Çünkü bu evin o genel işte iddiasına bence çok uygun. Akıllı bir süpürge. Üzerindeki LCD ekrandan şarj süresini görebiliyoruz. Bizim evin özellikle bu katı yüksek tavan, 3,5 metre tavan yüksekliğimiz var. Bu V11'in bir özelliği de çok fazla aksesuarı var. Bunlardan en bence önemlisi ve bizim hayatımızı kurtaran aptap. Hem işte kütüphanenin üstü olsun, bu salonun ortasındaki kirişlerin üstü ve uzanılamayan noktaları olsun. İnanılmaz bize faydası oluyor. Bahçemiz, burası böyle küçücük 25 metrekare bir bahçe ama İsviçre çakısı gibi. Hele bu yine son pandemide ekstra keyfini ve faydasını gördük. Diyorum ya, ben tekrar kariyer planlıyorsam mutlaka herhalde gastronomi okurdum. Dolayısıyla bu arka bahçe esasında bizim gizli yeme içme cennetimiz ve kendi böyle tariflerimizi denediğimiz, yaptığımız, ettiğimiz. Çünkü bir odun fırınımız var, bir tane böyle çok fonksiyonlu ufak bir barımız var. Hem kokteyller yapabiliyoruz, hem işte pizza da yapabiliyoruz. İnsanlar önünde oturup sosyalleşebiliyoruz. Bir kuyu tandırımız var ki çok keyifli böyle tandır ekmekleri ve işte etler yapıyoruz burada yine. Bir bahçe şöminemiz var ama alan küçük olduğu için onu böyle yer kaplamasın diye zemine gömdük. Üzerinde de bir kapak var. Bu kapağı kaldırdığımız zaman çok keyifli. Etrafında böyle yılbaşı gecesi mesela burada sabaha kadar oturup ateş yakıp sohbet ettik. Bir de bu dolap var. Bu dolap böyle bizim hayatımızı kurtarıyor. Bunun içinde de bizim barbekümüz var. Dolayısıyla dediğim gibi burada 4 farklı pişirme ünitemizle
Burası bir esasında evin alternatif mutfağı gibi. En sevdiğim parça da buradaki İtalyan 1800 sonları döküm sedir. Hiç böyle üzerinde bir kaynak vesaire bir şey olmadan tamamen mekanik olarak birleştirilmiş. Üzerinde de çok güzel böyle üzüm ve asma gravürleri olan çok keyifli bir sedir. Burada iki tane ahşap parça görüyorsunuz duvarda. Bunlar esasında Güliz'in eski ofisindeki bekleme banklarıydı. Biz onları sonra burada bank olarak kullandık. Üzerine bir şeyler koyuyorduk ama sonra hem çok uzun süre dışarıda kaldığı için çürüdü hem de burayı tekrar biz düzenleyince fonksiyonunu değiştirmek istedik. Altına iki kademeli metal bir ayak yaptırdım. İlk kademede açtığın zaman yine bank olarak kullanabiliyorsun veya yan yana getirdiğinde alçak sehpa alıyor. Ama yüksek açıp birleştirdiğinde de burada böyle bütün yaz ortada güzel 8 kişilik bir masa olarak kullandık. Çok da keyifli çünkü arkadaşlar geliyor burada oturuyoruz, işte biramızı içiyoruz, sohbetimizi ediyoruz. Şimdi birazdan fırını da yaktık. Güzel bakalım tatlı patates ve bal kabağıyla bir şeyler yapmayı deneyeceğiz. Bir de bu avizemiz var. Bu avize de Güliz'in yine anneannesinin bize yadigarı. Bu tarafta da bu sene ekip biçemediğimiz ama daha önceki senelerde ekip biçtiğimiz ufak bir bostanımız var. Orada da atalık tohumlardan bir takım meyve sebze ekme çalışmaları ve denemeleri yapıyoruz. Burası da spor odası. Esasında bu evin önündeki küçücük bir bahçe alanıydı. Kayar camlarla burayı kapatıp işte zeminini spor salonu özel o kauçuk zeminleriyle kaplayıp küçük bir spor odası haline getirdim. Ama bir kişi için muhteşem. Hoca ile beraber işte haftanın 2-3 günü burada antrenman yapıyoruz. Her şeyimiz var. Dumbbell'lar mesela bu dumbbell'lar içeride yer kaplamasın diye dışarı doğru böyle bir taş ve ahşapla karışık bir niş yaptık. Onun içinde duruyor. Bu çiçeklik gibi gözüküyor ama esasında bunun altında benim işte halter barı ve plakalarım duruyor. Kum torbasıyla, işte tırmanma barlarıyla çok fonksiyonlu ve ufak değişikliklerle çok farklı hareketleri yapabileceğimiz bir çok fonksiyonlu bir alan haline getirdik. Artı yine mesleki deformasyonun hani bir şekilde bir ruhu ve hikayesi olması gerekiyordu. Burayı biraz böyle vintage tarzda bir spor odası gibi yaptık, spor salonu gibi yaptık. Girişte sağ taraftaki su saatinin durduğu alanda yanda böyle bir boşluk vardı. Ne yaparım derken bir kardiyo alanına çevirdik orayı. Katlanır bir yürüme bandını onun içine koyduk. Bir sacdan, bir demirden bir dolabın içine koyduk. Burası da evin giriş bölümü. Hem işte misafirlerimize ilk burada merhaba diyoruz. En son burada hoşça kal diyoruz ama bizim için bir önemi daha var. Burası eve saygı bölümü. Çünkü bu dediğim gibi tarihi bir eserdi. Bayağı bir yıktık, söktük, ettik, restore ederken. Burayı olabildiğince orijinal haliyle koruduk. Yani bu işte Bağdadi çıtalar, üzerinde çamur ve keçi kılıyla yapılmış sıvası. Tavanı orijinal. Ayakkabılarımız Efe'nin kendi tasarımı. Son derece işlevsel. Çünkü en büyük problem biliyorsunuz ayakkabı dolaplarında. Hani aradığın ayakkabıyı bulamazsın. Hangi kutuda hangisi vardır 10 tane açarsın. Burada bütün hepsinin tek tek kutular var. Kutuları tutup çekiyoruz. Ve üstünde de Polaroid fotoğraflarla resimleri var. Hepsinin içinde de o fotoğraftaki ayakkabı var. Ara ara işte olası olan değişikliklere göre fotoğraf çekimi yapıyoruz ayakkabılarımıza. O zaman ona yenilerine işte fotoğrafları koyuyoruz. Son derece kullanışlı ve tabii aynı zamanda da çok tatlı görünüyor, keyifli görünüyor. Bu tarafta portmantomuz var. Bu da hatırası şöyle bir posta kutusu ama bizim nikahımızda sevdiğimiz arkadaşlarımız onlara notlar yazıp atmıştı bizim için. Onları da hala saklıyoruz.
Onu da şimdilik böyle koyduk dekoratif amaçlı. Bu tabii bu arada ayakkabıla en yüksek raflara ulaşmak için bir de merdiveni var. Ekstra döküm demir merdiveni. Onu oraya takıp en üst raflara bu şekilde ulaşabiliyoruz. Orada da büyük işte çizmeler vesaire, daha sezonluk giyilen şeyler var. Bu şekilde. Evet, çok teşekkür ederiz evimize geldiniz. Böyle dolaştık, ettik. Her zaman bekleriz. Çok keyifliydi. Yerimizi biliyorsunuz. Bizi çok mutlu ettiniz. Teşekkür ederiz. Yine bekleriz. Her zaman bekleriz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.